Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber internetten indirmiş olduğumuz bir hikayenin kelime, okuma ve çeviri çalışmasını yapacağız. Kızım Elif 4. sınıfta. İngilizcesi gayet güzel, okul için yeterli seviyede. Ben de kızımla birlikte bir hikayeye başlamak istedim. Bu okuyacağımız hikaye başlangıç seviyesi. Eğer sizler de seviyeniz başlangıç seviyesi ise ilkokul 3. 4. sınıftaysanız e, bizi takip edebilirsiniz. E, Elif, baba istersen bunun videosunu yapalım e, dedi. Ben de bunun faydalı olacağını düşündüm. E, böylelikle karar verdik. O zaman lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. başlayalım. Hadi bakalım. Sen okumaya başla kızım. Daha sonra kelimeleri verelim ve e, çevirilerini yapalım. Evet. Ben bir cümle okuyunca onun Türkçesini söyleyeyim. Tamam kızım. Hı hı. Zoe is angry. Angry. Evet, angry önemli bir kelime Elif. Ne demek angry? Sinirli. Sinirli, kızgın. kızgın. Güzel. Kızgın, sinirli. Güzel. Devam et kızım. Zoe is 17 years old. Hmm. Zoe 17 yaşında. Çok güzel. She works in a bookstore. O kitap evinde çalışıyor. Evet, kitap evinde çalışıyor. Cümle bak buradan devam ediyor. Virgülle devam ediyor. Tam bitmedi. In the little town of Newport. Güzel. Town ne demek kızım? Şehir. Şehir. Yani city vardı hatırlıyor musun? Evet. City ve town bunlar e, birbirleriyle kardeş gibi. Küçük e, Newport şehrinde. E, şehrindeymiş bu bookstore. Yani evet. kitap evi. Evet edelim. Hı hı. Zoe likes books and she likes her work. Hı hı. Zoe hı hı. kitapları evet kitapları ve çalışmayı ve çalışmayı sever. Severmiş. Zoe likes books kitapları sever ve she likes her work ve i̇şini her work sever. işini sever. Çok evet. güzel. Evet, devam edelim. But after work she likes to act in place with the new part players. Hı hı. But neydi? But ama fakat. Ama, fakat, fak, ama after work. Yani işten, işten sonra. sonra. She likes to act. Act ne demek Elif? Act. Dün konuşmuştuk aslında hatırlıyor musun? Oyunlarda, sinemada vesaire veya tiyatroda oyun Oyuncu. oynamak, oynamak. Oyuncu. Oynamak yani. In? Oynamak rol almak hmm. rol almak yazalım play Oynamak. in plays diyor bak play yani burada bu oyunlar oyunlar hmm. oyunlarda oynamayı sever. seviyormuş with Newport players Newport, Newport players Aynen Newport e, oyuncularıyla birlikte oynamayı Severmiş, ben çok güzel. Bunu daha güzel söyleyeyim. Hı -hı. Ama işten sonra Evet Newport oyuncularıyla oynamayı severmiş. Evet, birlikte oynamayı severmiş. Aferin, çok güzel. Şimdi devam edelim ikinci paragrafla. The Newport players to, uh, do six plays every year. Every year. year. Hı -hı. Burada hemen çevirisini verelim. Every year ne demek Elif? Orada takıldım. Her yıl. Her yıl. Hı -hı. Newport players do do neydi? Do yapmak. yapmak. Evet. Ne yaparlarmış? Six plays every year. Newport oyuncuları her yıl altı play oyun neydi yaparlar. oyun? Altı oyun yaparlar. Evet. And Zoe is in most of them. Hı -hı. Ve, Ve Zoe, Zoe Most of them. Ne demek most? Most. Pek çok pek değil mi? Çok. Yazalım şuraya. Pek çok. Ben most söyleyeyim. of them. Zoe pek çok, pek çoğunda oynamaktadır. Yani pek, pek çoğundadır. Çoğunda, In evet. most of them. Yani oyunun içerisinde değil mi? Evet. Aferin. Çok güzel. Some plays are excellent. Exciting. exciting some places are exciting nasıl ne demek exciting exciting heyecanlı, heyecanlı. heyecan verici heyecanlı heyecan. evet heyecanlı heyecan verici evet and, and some places are famous. 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 famous famous evet sizler de tekrar edin famous ne demek ünlü Ünlü, meşhur, çok güzel. Ünlü, meşhur. Evet. Some plays are exciting, bazı oyunlar he heyecan. heyecan vericiymiş yani. And some plays are famous, bazı oyunlarda ünlüymüş, meşhurmuş. Evet. This is week. This week. This week. Pardon. Bu hafta. Hı -hı. Bu hafta. Hı hı. The play is Romeo and Juliet by William. Shakespeare. <laughs> Shakespeare. Evet. Shakespeare ne demek? Soy ismi. William Shakespeare hı. ünlü bir yazar kızım. Şimdi this week bu hafta the play is yani play burada ne Elif oyun hı. yapılan o oyun tiyatroda sergilenen oyun is Romeo and Juliet. Ee, bu haftaki oyun Romeo ve Juliet. By William Shakespeare. By ne demek burada Elif? By. By ne demek? William Shakespeare'in oyunu. William Shakespeare'in oyunu. Hmm. Yani bunun yazarı Romeo ve Juliet'in yazarı kimmiş? William, William Shakespeare. Shakespearemiş. Evet. Devam edelim Elif. A lot of people are coming to see it. Çok güzel. A lot of ne demek Elif? A lot of çok fazla. Pek çok, evet Pek çok fazla. A lot of people are coming to see it. Ben söyleyeyim. Hı -hı. Çok fazla insan buraya bur gelip. Onu. Pa pardon. It o demek değil mi? Onu Hı -hı. gelip izler. A lot of people are coming to see it pek çok insan gelir niçin? To see it, görmek, görmek için. için. Peki burada it dediği şey ne Elif? Gör Romeo ve Juliet oyunu. Romeo. Tamam mı? Hmm. Romeo ve Juliet oyunundan bahsediyor bu. Aynı şeyi bir daha söylememek için gizli özde kullanmış. Siz de Türkçede biliyorsunuz değil mi gizli özneyi? Evet. Tabii. İşte burada bunu kullanmış. So thinks dedi devam. Zoe nokta hı, -hı öyle düşünüyormuş yani. Zoe de böyle düşünüyormuş. Out pek çok insanın buraya gel, gel e, geldiğini e, düşünüyormuş. Evet. I must act, act well. Well ne demek Elif? Well. Good ne demek? İyi. Well evet. de aynı anlamda değil well. miydi? Evet, well de iyi anlamında. Good well hmm. daha must iyi demek? yani. Must ne demek? Çok güzel. Şimdi hatırlıyor musun? Ken vardı. Ken ne evet. demekti? Yapabilir. Yapabilmek. Yapabilmek. Evet. Bu bir... E, ya, yani şöyle. Act. E, burada şöyle. I must act well. Burada zorunluluk belirtiyor Elif. Zorunluluk. Bu ken yapabilirlik. Must'a da ne diyelim? Zorunluluk. Şimdi... I must act well ben iyi oynamalıyım iyi oynamak zorundayım. Biz buraya I can act well dersek iyi oynayabilirim olurdu anlam olarak. Farkı anladın mı? Evet. Çok güzel. Evet ilk sayfamızı bitirdik. Bir sayfa daha devam edelim. Hem video da çok fazla uzun olmamış olur. Devam edelim is 18 years old. Mike 18 yaşında. Dır. Dır. Hı hı. He has a student at Newport College. College. College and he likes writing. He is a student Elif. Orada bir yanlış okudun sanki. He is a student. Bir öğrencidir. Nerede? At Newport College. Newport Koleji'nde. Hı hı. And He likes writing. Writing. Ve neden hoşlanırmış? Writing Yazmaktan. ne demek elif? Yazmak. yazmak. Evet, writing yazmak. Yazmaktan hoşlanırmış. Evet. Devam. One day he wants to write plays for the theater and for television. 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 Evet, J harfi var orada. Television yani seslendirirken bizdeki J harfi var. Evet, one day bir gün, Bir gün he wants to write. Ne istiyormuş? Want, Yazmak. istemek. Yazmak istiyormuş. Plays, oyunlar. For the theater. Yani tiyatro, tiyatro için, için ve for television. television. Ve televizyon için. Hı -hı. Evet, devam edelim. One day I want to be famous. famous. He thinks. Evet. Famous neydi? Famous. Bir önceki sayfada şey yaptık. Ünlü. Ünlü. Meşhur. Evet. Ünlü meşhur. One day. Bir gün. Bir gün. I want to be famous. Bir gün. Ünlü olmak istiyorum. Aferin sana diye düşündü. düşündü. Değil mi? He thinks. Evet. New part has a new news, sh, news. paper. Newspaper. Evet dur şimdi. Newspaper. Bak Elif. News ne demek? Haber, haber demek. Paper ne demek? Kağıt. Kağıt demek. Haber kağıdı ne olur? Gazete. Gazete. Çok güzel. Newport has a newspaper. Newport bir town'dı yani şehirdi. Evet. Newport e, burada bir isim is, insan değil şehir. Evet. Bu Newport şehri bir gazeteye sahipmiş. Hmm. Hı -hı. The Newport Weekly news is Its name. Hmm, adı da neymiş? Newport Weekly News. Haftalık Newport'un haftalık haberleri. Week ne demekti Elif? Hafta demek. Weekly haftalık. News is its name. Onun adı Newport. Haftalık e, haberlermiş. Güzel. Devam ediyor cümlemiz. And. And Mike Mike's Peggy. Peggy is the editor. Çok güzel. Aunt ne demek Elif? Hala. Hala, teyze. Peggy halamız yani Mike'ın Peggy halası daha doğrusu is the editor. Editor ne demek Elif? Editor. Aynen Türkçe'ye de geçmiş. <laughs> editor. Yani o gazetede yazarmış. Ee, aynı zamanda onla, o gazetenin e, ee, sadece yazarı değil kurucu. e, on şeyleri yazıları derleyip toplayıp yayınlayan diyelim. Evet. evet. One morning. One morning she phones Mike. Evet. Bir sabah Mike'a ne yapar? Telefon. Telefon açar. açar. Çok güzel. Do you want to write a reverse Hmm. Review nasıl okunuyor? Evet, zor nasıl okunuyor? Biraz zor bir kelime bu, biliyor musun? Do you want to write a review Re review, review of review Romeo mi? and Juliet for the newspaper? Review demek Elif. Şöyle bir senin görüşlerini bildirdiğin bir e, nasıl diyelim buna tam olarak tam Türkçe'sini verelim eee inceleme diyelim inceleme. Evet. Do you want to write a review of Romeo and Juliet for the newspaper? Mike diye ne yapmış burada? Sormuş. Sormuş. Çok güzel. Do you want to write yazmak ister misin bir inceleme, i̇nceleme. of Romeo and Juliet. Romeo ve Juliet'in bir incelemesi. For ne demek için değil mi? For, For the newspaper gazete, Bak, gazete için yapmak ister misin diye Mike. she asks him ona He sorar him. evet. The Newport players Hı -hı. are doing the play tonight at the little theater. theater evet. The Newport players Newport oyuncuları are doing yapıyormuş. Ne yapıyormuş? Doing the play tonight. Bugün oyunu yapıyorlarmış. Nerede? At the little theater. Küçük theater. tiyatro. Küçük tiyatroda. Evet. Yes, please. Aunt Peggy. Evet, lütfen e, hala, hala Peggy. Peggy. Ya da Pel Peggy hala deriz değil mi? Tam evet, Türkçesi. Peggy, evet. Hala. Mike says Mike söylemiş. Söyler. Mhm. Thanks for asking me. Mhm. Çevirebilir misin? Thanks. Teşekkürler. Ehm for for asking me. Asking me. Bana sorduğun için teşekkürler. teşekkürler. Ask ask sormaktı değil mi? Hı hı. Asking me. Bana sorduğun için teşekkürler. Evet. That evening. Mhm. He goes to Newport Little Theater to see the play. Evet, that evening. That ne demek Elif? That. O. o. Evet, evening ne demek? Akşam. Akşam saatleri değil mi? Akşam saatleri. Hı -hı. Akşam. That evening. O akşam he goes to Newport, Newport Little. Little Theater. Newport Little Theater'a ne yapmış? Gitmiş. Gitmiş to see görmek için neyi? Oyunu. To see the play oyunu görmek için gitmiş. İşte bakalım. Burada oyunu burada izliyor. İki sayfamızı bitirdik. Bence güzel bir çalışma oldu. Güzel kelimeler öğrendik. Hemen kelimeleri tekrar edelim mi? Evet. Böylelikle daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Hemen o zaman ilk sayfaya geçiyorum Elif. Angry neydi Elif? Sinirli kızgın. Evet bookstore kitap evi Çok güzel. Kitapların satıldığı ev. Yani evet. kitap mağazası. Evet, kitap mağazası. Act. Act oynamak. Evet, bir filmde veya tiyatroda oynamak. Plays oyunlar. Evet, play zaten oyun oynamak anlamında, değil mi? Evet. Çok güzel. Players. Players oyuncu. oyuncular. <laughs> Famous. Famous ünlü, meşhur. Çok güzel. A lot of Pek çok, çok fazla. Evet, must neydi hatırlıyor musun? zorunluluk. Evet, I must open the door dersem ne demek olur Elif? Kapıyı açmak, açmak zorundayım. zorundayım. Çok güzel. Bir de kenden bahsetmiştik. kendi yapabilirlik de. I can open the door, kapıyı, kapıyı açabilirim. açabilirim. Evet, I must olursa açmak zorundayım. Hı? I can open the door, kapıyı, kapıyı açabilirim. açabilirim. Çok güzel. Hemen diğer sayfaya geçelim. Evet. evet. Theater vardı. Teatro. Tiyatro. Çok güzel. College. 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 Want. 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 İstemek. Evet. Famous. Famous ünlü. Çok güzel. Newspaper. Gazete. News neydi? News. Haberlerdi. Haber. Paper kağıt. kağıt. Haber, Haber kağıdı yani, yani. Gazete. Çok güzel. Editor. Editor. Evet biz de editor olmuş. Review neydi? Review. İnceleme. İnceleme. Önemli bir kelime ve üst düzey bir kelime Elif. Zor. Zor bir kelime. Tebrik ediyorum seni. Bir daha okur musun bu kelimeyi? Review. Review çok güzel, harika. Ee, başka burada ne hangi kelimemiz var bakıyorum. Başka da bir kelimemiz yok sanırım. Evet bu videoyu burada sonlandıralım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Sağ tarafta çıkan, sağ üst tarafta çıkan linke tıklayarak kanalımıza, kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.